Arkadaşlar bugün 10.30'da alt kürsüsü yapacak sivillerin Guinness Dünya Rekorlar kitabına bir başvurusu olmuştu. Çoğunuz eminim asılan billboardlardan, pankartlardan bununla ilgili haberdar olmuşsunuzdur. Bu kapsamda alt kürsüleri kurdum. Hem Guinness Dünya Rekoru ile ilgili bilgilendirme yapalım, hem de bu rekor girişimi esnasında Sivere'ye ait sorunları gündemleştirelim, çözümünün bir parçası olalım. Bu kapsamda ikinci halk kürsümüzü Ağaçan Parkı'nda etkinlik olarak kurmuş olduk. Teknik aksaklıklar nedeniyle, hoparlörümüzdeki sıkıntılar nedeniyle gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum. Normalde programımız 10.30'da başlayacaktı. Arkadaşlar, biz yaklaşık 3-4 ay önce Guinness Dünya Rekorlar kitabına Siverek olarak bir başvuruda bulunduk. Bu başvuruda toplu kitap okuma kategorisinde bir dünya rekoru kıralım istiyoruz. Neden bu rekor önemli? Hepimiz bugün İnternette Siverek'le ilgili bir araştırma yaparsak veya dışarıda bulunan arkadaşlar çevresinde buna tanık olmuşlardır. Siverek genelde hep olumsuz şeylerle anılıyor. Siverek deyince kan davaları, Siverek deyince Siverek'teki aşiret yapısı, Siverek deyince kaçakçılık, Siverek deyince silah, kan akla geliyor. Aslında Siverek bundan daha fazla bir şey. Bölgede ve dünya genelinde hemşerilerimiz nice sanatçı ve aydın kişilikler yetişmiş, çıkarmışlardır. Neden sekteye uğradı? Neden Siverek hep olumsuz şeylerle anılır? Aslında bu rekor girişimiyle bizler Siverek'in olumlu anlamda imajına bir katkı sağlar mıyız istiyoruz. Beraberinde bu rekorla beraber gençlerimize bir vizyon kazandırır mıyız? Bir dünya rekoruna talip olmanın heyecanını beraber yaşar mıyız? Bunu beraber aşar mıyız? Bu rekoru kırar mıyız diye çabalıyoruz ve bu kapsamda biz proje meclisi oluşturuldu. Yaklaşık 50 kişiden oluşan bu proje meclisinde Siverekli akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, başkanları, Siverek'te köşe yazarlığı yapan aydınlarımız, sanatçılarımız var. Bu rekor girişimi kapsamında çeşitli komiteler oluşturuldu. Rekor girişimimizi Siverek Kaymakamlığı, Siverek Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Siverek'teki siyasi parti, ilçe teşkilatları, meslek kuruluşları destekliyor. Projemizin aynı zamanda ortağı durumundalar. Şanlıurfa Valiliği de projemizi desteklemekte. 25 Eylül 2012 yılında, yani yaklaşık 1,5 ay sonra biz Allah'ın izniyle Siverek'te toplu kitap okuma kategorisinde birden dünya rekoruyla tescilleneceğiz. Bu kapsamda hem ulusal basında hem de uluslararası basından çeşitli haber kanalları, ajanslar Siverek'te bulunacak. Çeşitli uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde sanatçılar, yazarlar, aydınlar Siverek'i ziyaret edecek. Bu kapsamda bunun heyecanını duyuyoruz ama yapmamız gereken çok işin olduğunu da farkındayız. Biz bu rekor girişimiyle kağıt üzerinde bir rekor kırmak istemiyoruz. Beraberinde Siverek sorunlarını gündemleştirmek, bu sorunların bir parçası o da olmak istiyoruz. Bu kapsamda ikinci halk kürsümüz bugün Ağaçan'da kuruldu. 25 Eylül'e kadar çeşitli zamanlarda, caddelerde, parklarda, kahvelerde aynı şekilde halk kürsümüz kurulacak. Dileyen arkadaşlarımız sadece soruları konuşmak durumunda değil. Önerilerini, hayallerini, varsa yeteneklerini de bu kürsüden paylaşabilir. İlk halk kürsümüz ulusal basında yer aldı. Takip eden arkadaşlar bunu görmüştü.
yakında özellikle 25 Eylül'de Reuters Ajansı Alman RTL kanalı da şu an için burada olacağını biliyoruz. Beraberinde İzmir Şiir Tiyatrosu topluluğu da burada olacak. Şu an Civan Hacı o gün muhtemelen canlı yayına bağlanacak. Şivan Perver'le görüştük. Dolaylı bir katılım yapacağı söylendi. Muhtemelen aynı şekilde online olarak o gün aramızda olacak. Rekorun detayına girecek olursam 30 bin kişiyle biz bir dönem Siverek'te de yaşamış, ilkokul döneminde burada hayatının bir dönemini geçirmiş Ahmet Arif'in Anadolu'yum ben şiirini okuyacağız. Gelen tepkiler bizlere çok olumlu. Dünyada hiçbir ülke, hiçbir şehir, hiçbir bölge, bir topluluk kendi şairine, kendi ozanına bu şekilde sahip çıkmamış. Dolayısıyla bu katılımı bütün Siverek'teki vatandaşlarımızla beraber biz 30 bin hedefledik ama 40 bin belki daha fazla bir sayıda beraber o şiiri okuyarak o rekoru kırmayı hedefliyoruz. Bu rekor kırılır mı? Şu an Siverek'te 70 bin öğrenci potansiyeli var. Milli eğitimle beraber sadece 25 bin öğrencimizi oraya yığabilirsek bu rekoru kırmış olacağız.